çiçeklere lavilaj atıyoruz arkadaşlar. Bu sefer D30'la atıyorum. Şimdi şunu bir açalım. Glove çiçeğin her tarafında yok arkadaşlar. Tarlaların bölge bölge yerlerinde var. Onun için her yere boşuna atıp çiçeğe bir ilaç stresini sokmak istemiyorum. Şu anki bulunduğumuz parsel 15 dakikalık bir parselde mesela sınırdıklarında fazlasıyla biraz zulaf çıkmış. Şimdi bunları bir öldürelim. Şu anda arkadaşlar şu anda şey videosu kanalımızda var. Çiçeklere normal ot ilacı, granstar attığımızda ya da çelenç attığımız video şu anda kanalımızda bulunmakta. Çiçeğin ot ilacıyla bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler illaki biliyordur da bilmeyenler için söylemek istiyorum. Çiçeğin ot ilacı ile bulaf ilacı birbirine karışmıyor arkadaşlar. Yani dar yapraklı ot ilacı ile geniş yapraklı ot ilacı birbirine karışmıyor. Şimdi işin açığı normalde de çoğu ilaçları zaten birbirine aslında karıştırmamak gerekiyor ama biraz zamandan tasarruf olsun diye karıştırıyoruz, yapıyoruz, yapmıyoruz değiliz. Ama bu daha bir tehlikeli, daha bir sıkıntılı. %10 verim kaybı yapıyor çiçekte. Ondan dolayı ot ilacımızı, granstarımızı ve challenge'ımızı attık. Granstar ve çeşidimize, granstar çeşidimize, düz çeşidinde challenge attık. Otlar şu anda nakat olmuş durumda. Hardallar, işte yeni şaprak ot ilaçları, köy göçüren falan gibi ilaçlar şu anda ölmüş durumda arkadaşlar. Ve bugün de dar yapraklı otlara, yani yulafa, işte yabani yulaf, normal bazı tarlarda tekrardan hani eskiden kalan tırtıkayla falan çıkmış, onu da öldürüyor. Köy göç, pardon. Neydi lan? Oturadım. Ayrık arkadaşlar. Ayrıya da öldürüyor. Yani gördüm. Benim tarlaları da atmadığım için bilemiyorum ama gördüm. Şey de var arkadaşlar. Bir köyde abimizin Çeşme'ye geldik arkadaşlar. Şimdi Midfield diye bir yulaf ilacı var. Onu kullanıyoruz. Şimdi şuradan bir geçebilirsek, sizi şuraya koysak nasıl olur? Şimdi şunu bir açalım. Bir dakika. Şimdi burada traktörümüzün güzel bir özelliği bizi karşılıyor. Dışarıdan kuyruk milini çalıştırdım arkadaşlar. Bu mesela 480 de zor olmuyor. Hemen inip bilebiliyorsunuz kaputsuz olduğu için, ama bu özellik bu traktörde olmasaydı arardım. Makinamızı çalıştırdık. Şimdi çekebilmesi için hafif su ekleyeceğiz. Çünkü arkadaşlar içerisinde su olması lazım. Ben de hepsini bitirdiğim için şu daha deminde. Şundan şöyle 2-3 kapak atınca çekiyor. Kovayla atıyorum. Değişiyor yani. Şu an kovayla atıyorum. Şimdi
biraz gaz vereyim. Çekelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi o dola dola dursun, biz attığım ilacı bir göstereyim. Şöyle bir ilaç, yani reklam için değil, normal gösteriyorum. Bunu göstermemin sebebi geçen sene başıma geldi arkadaşlar, benim değil de. Çorum'da bir abimiz, şimdi bu ayçiçeğin atılan yulaf ilacı arkadaşlar. Ayçiçeğin atılan yulaf ilacıyla normal arpaya buğdaya atılan yulaf ilacı farklı. Abimiz yanlış ilaç alıyor. Ayçiçeğine arpaya buğdaya atılan yulaf ilacını atıyor. Ve abimizin 160 dönüm tek parçası komple yanıyor arkadaşlar. Yani komple çiçek yanıyor arkadaşlar. Bir tane bile kalmıyor. Bütün yapraklar sararıyor. Ve biz gittik bu abimizin tarlasını tekrardan, hiç bozmadı, sıra arasını, 70 santim arasını tekrardan ektik. Tohum bitmeden kamış ilacı attılar. Yüzeydeki çıkan çiçeği komple kuruttular. Yani hiçbir şey kalmadı. Gazel oldu. Ve tekrardan tarlasını ekmiş olduk. Emek veriyorsunuz. Yani yaptığınız bir şey komple bütün tarlanızı heba etmesin. O yüzden dikkat edin. Üzerinde yazıyor mu yazmıyor mu ona dikkat edin. Ha, bazen bazı firmalar yazmıyor. Makinede kullanılabiliyor. Ziraatçıya danışın. Aldığınız ilaç marketine falan danışın yani. Ona çok dikkat edin. Ondan dolayı söylüyorum. Yani ayçiçeğine atılan yulaf ilacıyla arpaya buğdaya atılan yulaf ilacını karıştırmayın arkadaşlar. Dekara 100 ml atılıyor bu şu anda. Ben oldere 30 dekara ayarladım. 20 litre su kullanıyorum dekara. Ot ilacında biraz fazla kullanmıştım suyu. 30 litre kullandık. Bunda 20 litre kullanıyoruz. İşte 30 dönümde bitiriyorum arkadaşlar. 100 ml atılıyor dekara. Yani 1 litre. Toplamda 3 tane atıyorum bir yoldere. İlacımız yetmedi. Araba deniyorum. İlacımız yetmedi. İlacımız yetmediği için de dozunu eksik atmayalım dedim. Artık. Hadi Cenab-ı Çorum'da o gelecek büyük ihtimal. Gelip sana söyleyeceğim. Bir kutu daha alsın. Sonra da görüşürüz arkadaşlar. Tarlaya geldik. Şöyle size dışarıdan bir görüntü göstermek istedim. Tarlamızın son durumu, son aşamalarında ne var? Ne oldu? Şimdi arkadaşlar, tarlamız şu şekilde. Çiçeklerimiz çok güzel. Sıraya düzmüştü zaten biliyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sıra aramız 30 santim. Şimdi belki bazılarına seyrek olmuş, araları çok geniş düşmüş diyebilirsiniz ama 30 santim arkadaşlar. Ha, şimdi önceki videoda da söylediğim gibi şunların arası mesela biri 20 gelir, biri 25 gelir, biri 35 gelir. Biz bunun ortalamasını çıkarıp ektiğimiz için, ortalama olarak ektiğimiz için toplamda 30 santim ekmiş olduk. Bitki sayımızı da gene 16 adım sayıp arkadaşlar sayabiliriz. 30'un altına düştüğünde tarla bozuluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi bazen küçükler varmış böyle mesela. Ondan sonra ilacın biraz fazla geldiği yerler var. Mesela şu dönek başlarında şurada yavaşlıyoruz ya. Şurada şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hafiften bunlar sersemlemiş.
Mühendis abiyle, Uğur abiyle konuştuk. Kendini düzeltir dediler. Bir sıkıntı yok dediler. Yaprak sayalım istiyorsanız. Bir de mesela ortalama şöyle sayalım. Şunlar zaten yalancı yaprak. Şöyle 2. Arkadaşlar 2. Şöyle 4. 6. 8. 10. yapraklar çıkıyor. Ortalama 6-8 yaprak dönemindeyiz şu anda. Maşallah güzel bir görüntü var. Allah bütün çiftçilere, tarlalarına bereket versin. Bereketini eksik etmesin ya Rabbim. Şöyle bir de traktörü gösterecek olursak dışarıdan şu şekilde. Şimdi içeri geçelim ve ilaçlamaya başlayalım arkadaşlar. Start örüyoruz. Arkadaşlar grup meridimizi kontrol edelim. Daha demin de çünkü 7500 gün ekonomide çalıştırmışız. Evet. İkinci vitesle 16 gaz daha. Bir de 50 yediye. Hafif kontralım, biraz fazla atmışız. Mücadelesini mecbur yapmamız gerekiyor çünkü mücadelesi önemli. Mandallar falan boyunmuş çok iyi. Çiçekte sıra saymak kolay oluyor. Şöyle aynı şey sırasına daha rahat gidebiliyoruz. Arkadaşlar bu sene tahminimce büyük ihtimal Allah verirse arkadaşlar bence çiçek gibi olacak. Güzel bir sene, şu ana kadar güzel geldik çok şükür. Yağmurlar iyi yağdı, kışın karı iyi yağdı. Çiçeklerimizi güzel bitirdik. Toprağın çok iyiydi çünkü şu ana kadar güzel geldik. Umarım bundan sonraki aşamalarımızda da yine yağmurlar devam eder güzel bir şekilde. Özellikle tablo oluşum döneminde arkadaşlar çok önemli. Tablo oluşum döneminde güzel bir yağmur yağış alırsa ülkemiz eminim ki çiçeklerimizin verimi düzelecek. Şu anda gidişatımız güzel çok şükür. Tarlalarımız daha verimli tabii ki. Onun da etkisi var. Geçen seneki çiçek ektiğimiz köyde köyün arazisi fazla kalite olmadığından dolayı çiçeklerinde tabii ki dekara verimi düştü arkadaşlar. Bunu gözlemledik. Çünkü toprak olarak kaliteli bir toprak arasına sahip değil. Kendi köyümüzün toprağı o köye göre kat kat bence güzel verimli toprak. Bir de şimdi şöyle bir şey gözlemledim, şu anda aklıma geldi bu arkadaşlar. Çiçeklerin bazılarında sarartı görüyoruz dedik ya, çelişli çeşitler, buna geçtik arkadaşlar. Şimdi bir tarlaya ekerken çelişli çeşitten sonra buraya geldik. Yani çelişli çeşidi ektik, ondan sonra bu parselimize geldik. Bu parselimizin ilk etrafını dönerken ki tohumlar mizerin içinde kalmış biraz alkantara, ondan dolayı da arkadaşlar çelişli çeşide biraz sarı atarsanız ne olur?
ne olur arkadaşlar, çiçek nakavt olur. Ondan dolayı sınırda dönerken ki bazı düşmüş kalmış içinde. Ondan dolayı biraz onlar herhalde gidecek. Keşke onu biraz daha dikkat etseydik. Bir hata yapmışız da. Yapacak bir şey yok. Yani fazla değil, tek tek birkaç tane içinde kalmış, gösterdim ya size. Onlar da büyük ihtimal onun etkisi de var. Onlar farklı bir tohum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayalım. Sizden rica. Tekrardan bütün çiftçilere, abilere, kardeşlerime, amcalarıma bol bereketli bir sezon diliyorum. Umarım para kazanacağımız, mahsulümüzü iyi fiyata satacağımız bir yıl olur. Temennimiz bu. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.